Sayın Valim, bugün bizim için çok mutlu bir gün. Dördüncü kez mobilya fuarımız, biraz sonra kurdelamızı kestikten sonra ziyarete açılacak. Biraz önce de size arz ettiğim gibi 4 yıl önce bu yola çıkarken inanç ortaya koyduk, bir hedef ortaya koyduk. İnancımız ve hedefimiz şuydu. Samsun'da hatırı sayılır bir noktaya gelmiş olan mobilya endüstrisini önce Türkiye çapında marka haline getirmek, ardından da uluslararası arenada tanınan, bilinen bir noktaya taşımaktı. 4 yıl boyunca inançla, sebatla çalıştık. Geldiğimiz bugün itibariyle Samsun Mobilya Fuarımız, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezimizi tam kapasite olarak kullanan ve her sene aynı dolulukta devam eden bir fuar haline geldi. Samsun Fuar Merkezimiz, Karadeniz bölgesinin tek fuar merkezi. Samsun Mobilya Fuarımız da Türkiye'nin tanınan ve bilinen mobilya fuarları arasına da kendi adını yazdırdı. Şimdi artık önümüzdeki sene itibariyle hedefimiz yabancı ziyaretçi sayısını arttırıp, yabancı ziyaretçiyle mobilya fuarımızı buluşturup, mobilya ihracatımıza da önemli katkılar sağlamak. Samsun, Sayın Valim, sizlerin liderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samsun Ticaret Odamız, Borsamız, Esnaf Odaları Birliği'miz, 19 Mayıs Üniversitemizde katkılarıyla çok ciddi ivme kazandı. Toplu taşımın çözülmesi bambaşka bir noktaya zaten fuar merkezimizi taşıdı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yeni fuarlar ve biraz önce size arz etmiş olduğumuz kongre turizmiyle de fuarlarımızı buluşturmakla birlikte Samsun'u uluslararası arz ve talebin buluştuğu stratejik bir nokta haline dönüştürme yolunda emin adımlarla inşallah ilerleyeceğiz. Arkadaşlar, Samsun'a söylüyoruz, fuarlar kenti, fuarlar gerçekten çok önemli. Bugün mobilya fuarında beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekten dördüncüsünü açmak da çok güzel. Biraz önce de çok değerli TÜYAP Genel Müdürü'nde konuları istişare ettik. Aslında bize verilen bilgiler Samsun'da mobilya sektörü eskiden çok daha iyiydi. Ama daha sonraki gelişmeler Samsun maalesef mobilya sektöründe de öncü özelliğini yitirdi. Bunu belki işte İnegöl ve diğer yerlere kaptırdı ama inşallah bu fuar sayesinde tekrar Samsun bence mobilyada da öncü olma özelliğini tekrar kazanacak ve inşallah fuarlar devam ettiği müddetçe de sektör en iyi şekilde gelişecek. Tabii ki sektörden kastığımız hem bölge için hem birimiz için daha çok üretilmesi, daha çok istihdam, daha çok ihracat hedefliyoruz. İnşallah bu fuar gelecek yıllarda gelişerek bunu bize sağlayacaktır. Tabii ki biz fuarı diğer alanlarda da çok önemsiyoruz. Samsun'un ticarette, sanayide, istihdamda ve ihracatta iyi yere gelmesinde fuar bizim önemli paydaşımız. Bunu yaparken de şüphesiz Büyükşehir Belediye'miz, ticaret odamız, odalarla birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz Samsun'un daha çok üreten ve daha çok ihracat yapan bir ilk konumuna gelmesi. Şüphesiz fuarlarda açılmasıyla ilimize gelen ziyaretçiler bu yönüyle ilimizin tanıtımına hem de sektörün tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar. İlimizdeki ticaretin ve kültürel hayatın zenginleşmesini sağlıyorlar. Geçen bir önceki fuar, kitap fuarı gerçekten çok canlı oldu, çok güzel katılımlar oldu. Bundan dolayı tekrar TÜYAP Fuarı'na çok teşekkür ediyoruz. Bunu desteklememiz lazım. Biz de hep şunu söylüyoruz, valilik olarak da bu işin içindeyiz, yanındayız, önündeyiz. Her zaman şunu söylüyoruz, fuarın daha da büyümesi lazım. Büyümesi açısından da şayet daha çok ziyaretçi, özellikle de kastımız ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin de buraya da çok gelmesi. Sadece ben daha önce de söylemiştim, sadece Samsunlu üreticilerin ürünlerinin sergilendiği bir fuarın ötesine geçmemiz lazım. Şu an öyle değil, bunu aşıyoruz, bölgeye yaşıyoruz. Bütün Türkiye'deki firmaların, hatta uluslararası firmaların gelmesi, onun ötesinde de ulusal ve uluslararası firmaların burada müşterilerin gelip iş takip etmeleri, burada kendi meslek paydaşlarıyla, sektör temsilcileriyle buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda fuarlarımız inşallah gelecek bölümlerinde inşallah bunu da sağlayacaklardır. Evet arkadaşlar, hayırlı olsun, bol bereket getirsin inşallah.